Kadıncağız nasıldı? Harap bir taptır tabii. Sorma anne. Bitmişti Faik abla. Celal abiyi tabuttan çıkardıklarında az kalsın bayılıyordu. Vah zavallı. Ne oluyorsa kalanları oluyor. Giden gidiyor. Geride kalanlar mahvoluyor. Kaldı kadın başına. Kolay mı? Bilmez miyim? Kaç çocuğu var rahmetlinin Meysel? Bir oğlu var. Bizim Ömer Asaf'la yaşıt. Adı Mehmet. Ardında yetim bıraktı. Artık kimi kimsesi yok. Yazık. Öyle deme Makbule. Yetimin babası Allah'tır. Kimselere muhtaç etmez o yavrucağı. Tabii yine de babanın boşluğu öyle kolay kolay doldurulmaz. Değil mi Meysel? Ne demeye çalışıyorsun anne? Bir şey demeye çalışmıyorum. Doğrudan söylüyorum. Her evlada babası kıymetlidir. Şu iki günlük dünyada insan azıcık kıymet bilir. O insan ben mi oluyorum yani? Oğlum, gördün işte ölüm var. Yerinde olsam fazla geç olmadan Asaf Bey'in kıymetini bilirdim. Veysel, baba rızası almak mühimdir. Hemen iç şu ilacını Ömer. Anne ben iyiyim. Ben anlamaz mıyım? Şimdi göğsün sıkışacak. Tutturdun cenazeye katılacağım diye. Bak fena oldun işte. Anne biliyor musun? Mehmet artık hiç top oynamayacakmış. Neden? Babası öldü diye. O yüzden. Ömerciğim, o şimdi çok üzgün tabii. Evet babaanne, çok üzülüyor. Üzülür tabii. Benim babam göçtüğünde ben de çok üzülmüştüm. Günlerce sokağa çıkamamıştım. Sen okulda ona biraz yardımcı ol, tamam mı oğlum? Tamam, teneffüste yanına giderim. Aferin benim oğluma. Anne, iyi ki benim babam ölmedi. Çay içer misin oğlum? Koyarsan içerim. Aslında biliyor musun? Hayat bu kadar köşeli değil. Yani senin sandığın benim sandığım gibi değil. Nasılmış peki? Yani biz sanıyoruz ki bir siyah var bir de beyaz. Kestirip atıyoruz. Kendi hayatımızı kendimiz karartıyoruz. Oysa başka renkler de var. Alı var, moru var. Değil mi Hacer anne? Öyle tabii. İnsan insanın aynasıdır derler. Hiç işittin mi bu lafı? İşitmedim. Ayrıca annemle nişanlımın felsefe yaptığını da işitmemiştim. Felsefe falan yapmıyoruz Veysel Bey. Karşındakine bakınca kendini görürsün. Senin aynan olur. Kendi içini, kendi niyetini görürsün. Yani? Anlasana Veysel. Sen afra tafra yapıp duruyorsun. Ama karşında melek gibi bir Asaf Bey var. Senden de sadece sevgini istiyor. Oğlum, gönül yıkmak kolaydır. Gel sen bu sefer gönül yap. Git öp şu babanın elini. Peki. Peki arayacağım. Oh, çok şükür. Çok şükür Allah'ıma. Sen harika birisin biliyor musun Veysel? Bayağı kalabalık bir cenazeydi. Allah rahmet eylesin. Birini toprağa verdiğimiz gün diğeri Amerika'dan geldi. İşe bak ya. Ya. Semih'i görünce çok şaşırdım. Çocuk 10 küsur sene sonra Bursa'ya dönüyor, ayağının tozuyla en yakın arkadaşının cenazesine geliyor. Galip için çok fena oldu. Semih'i gördüğüne sevinemedi bile. Galip için Celal ne kadar kıymetliyse Semih de öyledir. Hanzade, siz Semih'le aynı mahallede büyümüştünüz değil mi? Hı hı. Ben Semih'i çok severim.
Çok beyefendi çocuktur, öyle değil mi Hanzade? Yıllardır görmüyorum ki anne. 13 senedir Amerika'daymış. Değişiyor insanlar. Semih kim anne? Babanın yakın bir arkadaşı oğlum. Hadi gel çıkıp üstünü değiştirelim. Her şey üst üste geliyor. Nasıl bir zamanlama bu? İsyan edesim geliyor bazen. Öyle söyleme Asaf. Allah'ın takdiri bu. İyi de Galip kendini zor toparlar. Son aylarda oğlumun başına gelmedik dert, üzüntü kalmadı. Altında ben ezildim, o dayanıyor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Alo, Veysel sen misin? Buyur oğlum. Tabii, buluşuruz tabii. Yarın olur, olmaz mı hiç? Nerede buluşmak istersen. Çok sevinirim. Bekliyorum o zaman fabrikada. Tamam evladım. Sen ne dolanıp duruyorsun Songül? Hani cenaze evi için yemek yapacaktın? Ama Esma Hanım Hanım. Birazdan cenaze evine gideceğiz. Elimiz boş mu gideceğiz? Ama ben yemekleri çoktan yaptım Esma Hanım Hanım. Her şey hazır. Fazladan bir tepside börek pişirdim. İyi. İyi o zaman.